Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanını kapattım ve niyetlendim izleyenlerimin adına. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle yorum yazan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum videoma. Yeni katılan arkadaşlarımız için de Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu söylediğim cümleler her yeni bir videoda, her yeni bir bakımımda söylüyor olduğum standart cümlelerim arkadaşlar benim. Fincanımı açıyorum. Bakalım bugün neler söylüyormuş fincan bize. Güzel şeyler söylesin inşallah diyor ve açıyorum, sizlere de göstereceğim. Şimdi öncelikle geçmişinizden başlayalım. Şöyle geçmişimizde aslında gayet stabil ilerlediğini görüyorum bir şeylerin. Hani böyle dileklerinizin olduğunu görüyorum. Ulaşmak için çabalamışsınız. Güzel haberleriniz var. Herhangi bir sıkıntı var diyemiyorum şu an için. Bir yola gitmek istemişsiniz. Fakat şöyle bir önünüze duran bir ahtapot gibi duran bir durum var. Bu arada bir şeyleri çok fazla halletmek zorunda kaldığınız süreçtesiniz. Şimdi bir insanla karşılıklı konuşmanız var ama iki ayrı durumu halletmek zorundasınız. Önünüzdeki sanki duran bir enkaz gibi, sanki duran bir engel gibi. Bunu kaldırırsam ben hayatıma yoluma devam ederim dediğinizi görüyorum. Bugün yani bugününüze döndüğümde geçmişte daha stabilken bir şeyler, bugün için bir şeyleri halletmek çabası içerisinde olduğunuzu görüyorum. Şimdi duygu dalgalanmanız var. Sabah güne iyi başlarken kötü devam etmek şeklinde. Böyle bakarsam buna böyle bir iki ayrı tarafta duran iki insan gibi de duruyor bu. Yani çok önünüzde duran bir engel var arkadaşlar. Bu engeli aşmak durumunda kalmışsınız. Hatta çok yalnız hissettiğinizi görüyorum burada. Önünüzde 3 kişi var ama varla yok arasında duruyorlar. Trabzon'un T'si harfi çıkmış. Böylesi insanın önünüzde sizi anlamaması, sizin dediklerinizi dinlememesi şeklinde vermiş bir Y harfi var. Bu harfteki bir kişiyle karşılıklı görüyorum sizi. Arkanızda bıraktığınız insanlar var sizin. Yani yardım göremediğinizde ya da sizin için iyi niyetli olmadıklarını anladığınız için arkanızda kalan insanlar çıkmış. Bir 3 aylık sürecinizin karışık geçeceği yönünde bir fal. Daha hareketli bir süreç olacak sizin adınıza. Problemlerinizin kendi iç dünyanızda kendinizi sıkmanızın dışında yani iki insan özellikle çok etkili. Hani bir insanı iyiliğiniz adına, hani ben bunu nasıl kollayacağım, koruyacağım der gibisiniz. Bir taraftan da size problem yaratan bir insan varmış gibi görüyorum açıkçası. Ya bir yerde kelebek olup uçacaksınız. Son düzlük diyebilirim. Önünüzde aşmanız gereken bir 3 aylık zaman kalmış. Elinize almış bir kitap okuyorsunuz. Sanki kendinizi, aklınız o kadar çok karışık gibi sınava mı hazırlanıyorsunuz? Bir mülakat mıdır bu bilmiyorum. Birinden ciddi destek alıyorsunuz ama onu söyleyebilirim. Yapmak istediklerinizi sıralamışsınız. Tek tek gidip onları halletmek istiyorum diyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız şeyler hani stabil dediğim durum, yani mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam ediyor. Her şey yolundaysa da herhangi bir problem olmayarak şeklinde ilerliyor diyerek değerlendirdim. Çünkü geçmişten bugünüze gelen bir engel vermiş değil fincan. Aksine bugününü kurtarman lazım mesajı veriyor. Senin diyor bugün bu dertleri aşmak zorundasın, güçlü duracaksın mesajı veren bir fal bu. Ki siz de kendiniz adına aldığınız kararlarınız var ve bunun için başlamışsınız. Start verilmiş. Yani çok ciddi anlamda bir kişiye kendinizi kanıtlamaya hırslandığınızı görüyorum. Sanki o yapamaz edemez der gibi bir şeyler söylemiş size ve siz de elinize bir kitap almışsınız. Nasıl hırslı bir şekilde ben halledeceğim göreceksin der gibi görünüyorsunuz. Arkanızdan aldığınız birinden özellikle çok güzel bir destek de var. Sonrasında arkadaşlar bayağı o size yapamazsın, sen beceremeyeceksin diyen insanlara çok özür dileyerek söylüyorum, kapak yapar gibi. Yani kendinizi kanıtlamanız çıkmış burada. Gördün mü, bak ben hallettim diyorsunuz. Bir mal almak da var ya bu. Hani sanki bir şeyleri hazırlanıyorsunuz, bir kitap okuyorsunuz dedim ya. Bunun altında bir de bir kısmetin üstüne çıkıp da kendinizi kanıtlamanız var. Yani bir şey elde edeceksiniz.
O bir kazanım olarak size geri dönüş yapıyor. Sadece şey çıkmış burada. Zemin olarak patende gibisiniz. Böyle buz pateni yapıyor gibisiniz. Zemininizin çok da sağlam olmadığı yönünde uyarıyor. Bir şeyleri halledecekken analiz iyi edin. Emin olun. Kendinizden emin adımlar atın mesajı veriyor bu fal. Önünüzde iki kişiyle karşılıklı konuşmanız var. Yani arkadaşlar böyle kolunuzu gelmişsiniz arkaya doğru. Karşı tarafa böyle bir şey ispatlayacaksınız bir hışımla. Hani böyle bir haksızlığa uğrayacak olduğunuz bir zaman diliminde sanki sen mezun değilsin ki gibi dermiş de siz de al bak bu da benim mezuniyet belgem dermişçesine bir hışımla var olan durumu birine göstermeye çabalıyorsunuz. Zaten var aslında o. Karşı tarafın sadece sizi tahrik etmesi var. Çok da tahrik etmeyin, sabredin mesajı veriyor burada. Yalnız böyle ben yine sizi patene, yani bir paten var, buz pateni var ayağınızda. Sizin gidecek olduğunuz yerden emin olamadığınızı görüyorum. Karşınızda bir insan var. Size yeterli gelemeyecek ama konuşuyor olduğunuz bir konuşma yapacaksınız. Aslında burada şey diyor, yani ben kendi bildiğimi yapacağım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Ben yoluma gideceğim diyor ama fincanı sizi uyarıyor. Aldığınız kararları bir kez daha düşünün derim. Yolun sonu evet kısmetli. Yani bir balık sizi orada bekliyor. Karşınızdaki insanlarla yaptığınız konuşmaları dikkate almayın. Çok da yeterli gelmiyorlar zaten konuşmalar. Siz kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın. Ama zeminine de dikkat edin. Mesajı var burada. Yani arkadaşlar aldığınız kararları uygulayın. Ama dikkatli olun diyor fal. Şimdi bakalım bize geleceğimize dair ne mesajlarımız varmış. Şimdi iş yeriyle ilgili özellikle bir büyük bir insan var karşınızda. Bakın o büyük insanın da akıl hocası gibi gördüğü, birinden bir fikir alıp verdiği bir insan var. Şimdi siz o büyük gördüğünüz insanla karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Kendinizi kanıtlıyorsunuz. İş anlamında kendinizi kanıtladığınız bir sürece gireceksiniz. Şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu iş kapınızda büyük sizden hani mevki olarak büyüktür, yaş olarak büyüktür, iri yapılıdır bilemem. Ama sizden büyük duruyor bu insan. Yani ben bunu müdürünüz, amiriniz olarak değerlendirdim. Şimdi ama bu müdür veya amir bakın sizden daha küçük bir insanla konuşma yapıyor. Yani siz burada kendinizi kanıtlama çabasındasınız. Beni duy, bak ben buradayım der gibi bu büyük gördüğüm yöneticiyle konuşma haliniz çıkmış. Bu şu anlama geliyor. Önü aydınlık. Yapacağınız görüşme sizin adınıza hayırlı olacak. Yani önünüzün aydınlık olduğunu, hani doğru yoldasınız, tuttuğunuzu kopartıyorsunuz dedim ya. İşle ilgili kapınızın çok açık olduğunu gösteriyor fincanınız. Hane içi kalabalık ama kötü değil. Hatta iki tane ayrı grup var burada. Sanki bir sebepten dolayı hanenizde ailevi bir durumun dağınık olduğunu görüyorum. Bu arada yumurtalıkları ile ilgili yaşayan bir sağlık durumu vermiş. Bir grup var. Karşı taraftaki sizin hanenizden ziyade karşı tarafta duran bir hastalık durumun toplanılması var orada arkadaşlar. Bir çizgi çiziyorsunuz hayatınıza. Ben çok daha iyi şeyler yapabilirim ve göreceksiniz yapacağım diye hırslandığınızı gördüğüm bir falda açıkçası bu. İş anlamında kendinizi kanıtlayacaksınız diyebilirim. Şurada duran bir sevinç var. İşle ilgili. Geldi gelecek. Ama bunun için biraz daha zaman var. Sanki siz de bunu bekliyorsunuz ama birazcık daha zamanın geçmesi gerekiyor. Ailenizi ikiye gruba böl yani. İşte bu sizin aileniz, bu da karşı tarafın ailesi. Karşı tarafın ailesinde yaşanan bir sağlık problemi vermiş burada. Sanki o sağlık probleminden dolayı toplanmışlar. Bir yumurtalık görüyorum burada. Yani kadın hastalıkları yaşayan bir durum sonucu kötü değil. Ama orada bir kalabalık var ve sağlık sıkıntısı yaşayan bir kadın çıkmış. Sizin ailenizde gördüğüm bir dört kişinin çok dik duruşu var. Bir konuda kesinlikle haklıyız biz de değil söz konusu olduğu bir durum var. Karşı taraf çok daha kalabalık ve boş konuşmalar yaptığını görüyorum. Parça parça alacağınız kısmetleriniz yansımış.
Şimdi aşk hayatınızla alakalı sanki önce iş sonra aşk der gibisiniz. Ya da aşkınızı şu an pek yaşayamıyorsanız ve evli olan çiftler için söylüyorum. Çünkü burada öncelik iş olmuş ve ailede kaynaklanan ailenin içinde iki grup var. Bir gruplaşma, bir taraf mevzusu söz konusu ama sizin adınıza tertemiz sonuçlanacak. İçinizi ferah tutun diyebilirim. Genel anlamda kısmetli bir süreçtesiniz. Bir 3 aylık süreciniz kafanızı karıştırsa da sonrasındaki süreçte artık toparladığınızı, özellikle işle ilgili birçok netlikler kazandığını görüyorum. Aşk için konuşulan, nazar gören, nazara geldiğiniz bir hane çıkmış. Ama bu aşkınızı tam yaşayamadığınız ya da hayatınıza doğru insanın girmediği yönünde değerlendirilebilir. Bu nazar sizi böyle etkiliyor. Evli çiftler için de söylüyorum, bekar arkadaşlarım için de söylüyorum. Bu ara öncelik iş, önce iş sonra aşk şeklinde ilerleyecek bir süreçtesiniz. Görebildiklerim bu yönde arkadaşlar. Gördüklerimi dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştığım bir falı daha sonlandırdığım bir durumdayız şu an için. Öncelikle yani beni her yorumunuz mutlaka okuduğum bir yorum oluyor. Çok da mutlu oluyorum bu yorumları okuduğum zaman. Yolumda da devam ediyorum. Ama bazen öyle yorumlar geliyor ki ister istemez hani yaptığım emeğe saygısızlığı geçiyorum. Onlarca insan beğenip takdir edip ya da hak veriyorken onca insanı küçümser tarzdaki yorumlar beni çok yaralayabilir sadece. Doğru yolda sizlerden aldığım destekle devam ediyorum. Aynı videoyu çektiğimin iddiasında bulunuyor bazı arkadaşlarım. Yani bunu ayırt etmek çok kolay. Fincanı açtığım zaman duruş şekli, işte ojemin rengi, kullandığım aksesuarlar bunlar hep değişiyor aslında. Bunu fark edememiş ve yorumların galeyanına gelen bazı arkadaşlarım oldu geçenlerde. Ben de böyle hani sonunda ve başında tek iletişim aracımız burası olduğu için içimi size açıyorum arkadaşlar. Takılmıyorum tabii ki de, sadece daha böyle saygılı yorumlar gelebilir, uyarılar diyelim ona biz. Yani çok teşekkür ediyorum güzel yorum yazan herkese. Yeni katılan arkadaşlarım için de buketle kahve falı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz bana diye. Bunu ben her başında ve sonunda söylüyorum. Çünkü yazın arkadaşlarıma minnet duyuyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da rehber olmak istiyorum. Amacım bu. Başka da bir amacım yok. Yani fal kanalında başka bir amaç güdemez hiçbir insan bence. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Tek dua bu. Bu benim hayat felsefemdir. Bunu da zaten beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Bence herkes yüreğinin ekmeğini yerse çok hakkaniyetli bir hayatımız olacaktır diye düşünüyorum. Şu süreci bir an önce atlatalım ve özgürlüğümüze kavuşalım inşallah. Sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Çünkü sağlığımız yerindeyse su yolunu buluyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.